Arkadaşlar, öğütücünün 12. katındaydık galiba. En son bazı görevleri yerine getirdiydik ama hangilerini yaptığımızı hatırlamıyorum. Albert'in kirli çamaşırlarını bulmayı yapamadık, daha henüz terfi edemedik. Koliband'ı da bulamadık ve Hank kardeşler hakkında bilgi de edinemedik galiba. Ve Anthony Salerno hakkında bilgi bul. Ben bu Anthony Salerno'yu soruşturmamış mıydım? John Smith olarak takılıyordu. Anthony Salerno. Nasıl bilgi bulabilirim ki Anthony Salerno hakkında? Misal Hank'e mi soracağım? Bunlara sorarak bulamam herhalde ya. Telefon mu açacağım acaba? Galiba eve geçince telefon açacağım. Kamera bilerek kapalı bu arada. E tamam. Çalışalım o zaman. Çalışalım abi en güzeli. Şu bu hanımefendiye sorsak acaba şüphelenir mi? Yok abi şüphelenir ya. Hiçbir bok anlatmaz zaten. Çalışmaya devam ediyorduk galiba. Telefonla soracağız diye tahmin ediyorum büyük ihtimalle. Antenle sorarın onun kim olduğunu. Hank'in kardeşi hakkında meydana çıkmadan bilgi bulabileceğimizi zannetmiyorum. Kitabımız var mıydı bizim okuduğumuz? Skillerimiz arasında. Yurttaşlık terminaline size bilme, çift taraflı kilitleri açabilme, su ve enerji tasarrufu, vatan terminaline size bilme falan filan. Tamam anlaşıldı ya, normal görev yapacağız yani, yapacak hiçbir şey yok. O nasıl bir yakıştı, içim gitti. Yolla. Yolla bir tane yapalım. Kültür ve Spor Bakanlığı'na. Ölü Şarkı Festivali'ndeydim. Bastonla birisi bir şeyler yaptı. Bu ihbar kabul edilir mi? Yani festivalde, ya yani şarkı festivalindekini Kültür Spor Bakanlığı'na şikayet edersin. Tamam. Bu kabul. Sonraki. Bu bir ihbar. İhbar edilen kişiye şey mi yolluyorduk? Manga mı yolluyorduk? Ne yapıyorduk? Şikayet için tutuklama emri ver, bilgi için ödüllendir, ihbar için ödüllendir. İhbar için idam mangası gönder. Ama adam bastonla çük işareti yaptı diye adamı vurmaya mı gönderiyoruz? Aynen öyle vallahi, vurmaya gönderiyoruz galiba. Son olarak da yürürlüğe sokuyoruz sanırım. Aynen öyle. Evet abi, bastonuyla çükünü işaret eden bir adamı şu an vurmaya gönderdik. Welcome to Kuzey Bora Simülatör. İsmimi değiştirmek istiyorum. Bunu Çalışma Bakanlığı'na bildirmezsin ki. Ay. Ay. Kanalizasyon ve temizlik fabrikasında adama bok veriyorlar usta. Çalışma Bakanlığı'na gelen istek bu. Çalışma Bakanlığı'na gelen istek kabul edilir mi? Kabul edilir. Doğru yere yazmış. Tamam. Sonra bu istek için isteği yürürlüğe mi sokacağız? Ne yapacağız? İhbar yok abi. Şikayet emri de yok. Galiba Çalışma Bakanlığı'nın mührünü basacağız. En üsttekinin iki tanesini seçersen buga mı giriyor? Hiçbir fikrim yok valla. Aynen çalışma. Bana da çalışma gibi geldi. Sonra... İstekler için ne yapıyoruz burada? Onaylatıyoruz mu? Onaylatıyoruz mu yoksa yakıyoruz mu? Yani umursuyoruz mu umursamıyoruz mu? Onaylıyoruz galiba. Aynen onaylıyormuşuz. Hayret. Adamın Sabun Bakanlığı'na geçiş şeysini onayladık galiba. Yani bir üst makama ulaşmasını başardık. İyiymiş. Kategori Just Chatting'de kalmış. Yok yok, Beholder 2'de. Yenile atarsan görebilirsin kankam. Beholder 2'de şu an. Emirhan'cım eyvallah. İyi yayınlar dileğin için teşekkür ederim. Yolla.
Evet. Evet. Bu ihbar Bilgi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılmaz ki. Bu ihbar Bilgi ve Teknoloji Bakanlığı'na mı yapılır? Düzen Bakanlığı'na yapılır. Bir nevi kamu malına zarar gibi bir şey bu. Moderatör yok mu? Ben varım. Ne oldu ki? Bilgi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılıyormuş. Abi idam mangası gönderip çocukları vurduracağız mı? Aynen galiba vurduruyoruz moruk. Evet, asansörü bozanları vurduruyoruz arkadaşlar. Geçmiş olsun. Geçmişler olsun. Asansörü bozan adamları vuruyoruz abi. Harikaymış ya. Tamam. Tamam. Ödül vereceğiz adama bilgilendirme için. Propaganda ile alakalı şey vermiş çünkü. Sonra da hatırladığım kadarıyla bunu arşive yollayacağız. Aynen öyle. Ben bu işi kapmışım ya. Şu ana kadar aldıklarımızın hepsini tam yaptık. Eve birkaç saat erken gidip meydana şey yapalım mı? Meydana toplanalım mı? Üç saat 10 dakika kala meydana gidelim. Okulu almamaları Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile alakalı bir şikayet mi? Değilmiş. Şikayet için tutuklama emri vereyim. Sonra da belgeyi yırtayım. Bence bu kimsenin umursayacağı bir şey değil. Aa yok. Çocuğunu okula almayan adamları tutuklayacakmışız lan. Alt kattaki daha zordu. Bu daha zor kanka. Bu inan daha zor. Neyin ne olduğunu bilmiyorsun. Tamam. İdam man... Hayır, çalışma değil, çalışma değil. Çalışma değil, idam mangası. Vur. Vurun abi çocuğu. Eyvallah. Eve gidip bir meydana çıkalım. Belki meydanda bir şeyler vardır. Olamaz, olamaz, kesinlikle olamaz. Ne olamaz kanka? Altı farklı sonu mu var oyunun? Nani? Ver bir tane daha ver. En azından 3'te 3 yapalım, kotamızı dolduralım. İhbarda aynı şeyler kabul ediliyor diye biliyorum. Şimdi şiir yazan çocuğu vurduracağız galiba. Aynen abi. Şiir yazan çocuğu vurdurduk. Ama birden fazla mühür gerekiyormuş bak misal buna. Son katta save al, hepsini yapabiliyorsun sonları. Tamam. Ya 3'te 3'e tamamlayıp öyle gideceğim. Ha, radyo dalgası ile alakalı zımbırıklar vardı. Onu şey yapacağız anlaşılan. Tamam, kabul. Sonra bu şikayet için ne yapacağız? Şikayet için tutuklama emri çıkaracak halim yok. Bunu ne yapacağız Ozan ya? Radyo ile alakalı bir tıngırtı mıngırtı geliyor diye şey yapıyordu. Spoiler veren mi var? Bir şey yok ya. Evet, YouTube'dan biraz önde, 4-5 bölüm kadar önce. 4-5 bölüm kadar önce. Yıldız galiba. Ama bu bilgi değil ki, bu şikayet. Bilgi için ya da ihbar ettiği için ödüllendiriyoruz.
Yıldız olmasına imkan yok kanka. Şikayet için kişisel dosya mı yapacağız acaba? Selamlar. Emin, Azerbaycan'a da selam, eyvallah. Uçan limon hoş geldin. Burak'cığım selamlar, hoş geldin. Aynen, aynen. Sonra ne yapacağız? Şikayeti onaylayacağız mı? Şikayet mi bu, istek mi ya? Şikayetin sembolü neydi? İsteğin sembolü neydi? İstek soru işaretiydi galiba. Bu şikayet. Büyük ihtimalle bu şikayet. Nasıl yapacağız peki şikayeti? Arşivleyeceğiz mi? Yürürlüğe mi sokacağız? Şikayeti yok mu edeceğiz? Bence yok edeceğiz abi. Yani bu şikayetin bir esası yok ki. Yok radyoyu sallamış, şey olmuş. Frekans değişmiş. Idı bıdı. Çok saçma yani. Tamam, 2,5 saatim var. Eve gidelim, en kötü kitap mitap okuruz. Vardır kitap diye hatırlıyorum ya. Kitap vardır diye hatırlıyorum. Bandı nereden bulacağım ben? Onu merak ediyorum ya. Böyle band için sorabileceğim kimse yok. Zaten en kötü şu şey, Antonio Salerno hakkında bilgi bulacağız. Antonio Salerno'yu soracağız. Üzerimizde şey var mı acaba böyle bir... tamam, tehlike addeden bir şey yok ya. Tehlike addeden bir şey yok. Hatta şöyle ışınlanmadan zaten direkt dışarıdaymışız, pardon. Işınlanmadan gidelim. Kapıda var. Şeyde mi? Kayıp eşya ofisinde mi? Araştırırız abi. Biyometrik kasa bulduk. Otomatın orada mı? Süper oyun ne? Kanka milleti idam ediyorlar orada ya. Evin kapısında. Bandaj aramaya mı çıkacağız evin kapısında? Biri otomatta dedi ya. Bakalım abi otomatta ne olacak? Hırsızlık sayılıyor mu acaba otomattan aldıklarımız? Kankam verdiğin değere layık olabiliyorsam ne mutlu bana ya. Yani bilmiyorum, kendi çapımda takılıyorum öyle, inşallah hoşunuza gidiyordur. Ara bir otomatı. Tam 2 saat zamanım kaldı zaten. Dışarı çıkacak vakit de kalır. Abi yok, otomatın içerisinde yok. Otomatın içerisinde yok. Direkt buradan fıyacağız. Ne yazık ki, ne yazık ki Emre'cim. Live'a göre bir 5-6 bölüm kadar ilerideyiz. Her gün atmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Live'a attığım video sayısını 5'ten 8'e falan yükselttim. O heykel patlayıp kafamıza girme olayı çoktan yaşandı. Eyvallah Adem Reis, sağ olasın. Sağ olasın. Düşünmen yeter. Teşekkür ederim. Eyvallah. O heykel patlama olayı yaşandı kanka. Heykelin bıyığına giriyordu bize ve ölüyorduk, hatırlıyorum. Şimdi ne vergisi kilitlediniz misal bize? Telefon faturası. İyi abi, cebimizde para da birikiyor ilginç bir şekilde. Kitabı okuduk mu? Kitapları. Bir saniye. O zaman terminallere sızma becerisini almadan evvel, şimdi bu elemanların terminallerine falan sızıp haklarında bilgi toplayacağız da, bir dışarıda bant aramaya bakalım. Şu kapıya bir tıklayalım. Nathan Kehler'ın mağazası. Bir mağazaya gidelim. Sadece içki satıyor diye biliyorum ama içki satıyor diye. Aynen, viski satıyor abi. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şuradan bir telefon edelim. Sonra kitabı okuyup yatalım. Hayda. Da öyle bir spoiler vermeyeydin ya. Anthony Salerno hakkında bilgi toplayalım. Hayda, bak bu
Tony'ye atadıkları danışman ölmüş. Atadıkları danışman öldüğünden dolayı o hani mafyadan sığınıp her şeyi öten çocuk var ya, şeyde kalmış abi, iş yerinde kalmış öyle eleman. Çok fena şey yapmış galiba. Eyvallah Adem Reis, sağ olasın. Eyvallah. Bir de şu çocukların kimliğini de soralım ya. Şeyi kasarız yani. Eyvallah. Bu şeyin göreviydi. İlk kattaki Rakoviç var ya. O Rakoviç'in göreviydi. Şimdi Rakoviç'in kızını da bulduk. Ya paramız var. En kötü itibar puanı ile alakalı bir şey çıkmazsa parayı öder, parayla yırtarız. Bu arada artık terminallere sızma becerisini aldık. Terminallere sızma becerisiyle yanımızda çalışan elemanlar hakkında daha çok bilgi edinebileceğiz. Hatta çoğunu ihbar edip şey yapabileceğiz, astırabileceğiz. Uyutucuya birini attır. Dur dur, daha milleti render'dan geçireceğim ben. Milleti ben Blender'dan geçireceğim, sıkıntı yok. Ama böyle biraz ara verip oynadığımız güzel oldu ya. Beholder'ı arda arda oynadığım zaman başım ağrıyor. Ara verip oynadığımızda daha güzel oluyor. Bandı hala bulamadım da belki Rakoviç'in masada bir yerde var mıdır acaba? Hiç bilmiyorum ya. İçeri bir girelim, Rakoviç'e doğru ısınlanacağım. Patronun odasına gir, şifreyi biliyorsan gizli bir odaya gidebiliyorsun. Oradan da tutuklatabiliyorsun. Gizli oda ne la? Selamın aleyküm. De daha fazla spoiler vermeyin de biz şey yapalım ya. Hayda. Oğlum bu kadını iyi biliyorduk. Kadın da şey diyor ya. Artık diğer sakatlara şey yapmak zorunda değilim. Yardım etmek zorunda değilim. Aga be. Oğlum ben bu kadını iyi biri zannediyordum lan. YouTuber Life bitti arkadaşlar. Bitti bitti. Sonuna kadar oynadık, bitirdik. Ben bu kadını iyi biri zannediyordum. Aha. Devan animas ve dekan, tevzed ve diant, tebari manasat. Liberizanit, emanan sevinsen, liberi manzı mezansın. Aha sıçtık. Aha sıçtık. Puan kasamazsak, kaybedersek bizim grup ana vatan. Ana vatanda puan kazanamazsak boku yedik abi. Puan kasamazsak bize öğütücüyü atacaklar. Hadi bakalım, bilgi yarışması hakkında birilerinden şey yapacağız. Şu John Smith'le bir konuşalım. Kanka. Hacı, senin denetmen ölmüş. Yerine de başka birini koymamışlar, seni unutmuşlar. Ne falan falan. Bu ne de sürü.
Bilgi yarışmasına davet edeyim mi? Eyvallah kanka, eyvallah. Biz bu arada var ya, yani yarın başlıyoruz. Arşivden Solerno ailesinin adresini bul. Tamam, arşive telefon açılacak. Süper oyuna katıldık falan filan. Hacı sen buralarda değilsen... Ben senin bir yurttaşlık terminaline sızayım. Bir hakkında bilgi toplayalım, şey yapalım. Kardeş selamun aleyküm. Terminale sız. Aa, adam birilerini öğütücüye gitmekten kurtarmış. Dolabının içine bir bakalım. Biyometrik kasayı çaldığım için evet suçlu bulunacağım. Bunun için de suçlu bulunacağım. Kolibanda için de suçlu bulunacağım. Bant burada da nasıl alacağım abi? Oho, altta bana ceza ödetecekler. Silindir kilitlerini açma becerisi. Abi, ben bu cezayı göze alıyorum. Bana kolibandı lazım zaten. O yüzden kolibandını aldım. Ben bu cezayı göze alıyorum. İnşallah yırtabiliriz. Ben şuraya bir save alayım da. İnşallah yırtabiliriz abi. Yani şu kitabı zaten okuyacağım. Kolibandı görev için lazım. Biyometrik kasada bilgi için lazım abi. Bizim babanın Heimdall projesiyle alakalı yırttığı şeyler. Bu Heimdall projesi şey galiba. 400 şey yapacaklar ya. 400 bana sokacaklar içeride. Gloria burada mı? Gloria burada değil. Dur bakalım. Gloria'nın ofise de bir raid atalım. Karakterin babasının katili mi? Yok kanka. Karakterin babasının katilinin kim olduğunu bilmiyoruz. Bu Heimdall projesi şey... Bu teyzenin kasayı kontrol ettiydik galiba. Lan nasıl olsa ceza ödeyeceğim ya. Hayırdır abi yolu. Ama var ya aşağıda böyle 3 çaldın diye 1200 alabilirler. Şu anda 5 çaldım. Şu anda 5 çaldım kanka. Sana bir şey sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin uçan limo. Hank buralarda değil. Hank ileride. İnşallah o kadar girmiyordur lan. O kadar çok giriyorsan anayı yedik. Arakla bakayım. Kardeş, selamun aleyküm. Senin mekanı bir yağmaladım ama helal et. Abi her şeyi buldum. Şimdi kolibanlığına gidip adama vereyim. Abi bir şey söyleyeyim mi? Eğer böyle ceza katlanıyorsa yani tane başı 400 ise biz ortalama 6-7 kasa falan aldık. 6-7 kasa 4 kere 7 28 2800. Ay. O kadar para çıkmaz benden. Garanti beni çırparlar var ya. Beni garanti çırparlar abi. Ağzıma sıçarlar ağzıma.
İnşallah o kadar değildir yani. Kanka film ve bantı buldum. Evet. İyi baba, eyvallah. Bu herifin bir koleksiyonu var da ne koleksiyon olduğunu bilmiyorum. Ya da koleksiyonun neyle alakalı olduğunu bilmiyorum. Ama neyse, bant görevini falan da yerine getirdik. Artık kazan ya da öldü bir hayatta kalmaya falan şey yapacağız, çabalayacağız. İşimiz iş yani, ilk yardım aletleri. Bir ambulans çağır veya ilk doktordan al. Lan tanıdığım doktor yok ki benim, kimden alayım? Arşivden Solerno'nun ailesini bulacağız. Bilgi yarışması için adam bulacağız falan filan. Ay çalışma zamanı, köpek time. Kamera bir gitti geldi. Oluyor arada kanka. Neden komünizme gönderme yapıyor oyun? Çünkü oyun Kuzey Kore'de yaşama simülatör kanka.